Selam arkadaşlar. Keynote'ta size maskelemeyi göstereceğim. Bu sol tarafta gördüğünüz maskelemeyi, kendi özel maskenizi nasıl oluşturabilirsiniz? Onu göstermeye çalışacağım. Umarım yararı oluyordur. Keynote'u Ceyhun diye bir arkadaştan öğrendim ben de. Ama Alpin'den de zaten hani YouTube'dan da bir sürü kanaldan öğrenebilirsiniz. Keynote'ta birçok güncelleme geldi. Derken 11.02 miydi? 11.2 miydi? O tarz bir sürüme güncellendi. Kullanabileceğiniz en basit sunum programı. Yani PowerPoint'ten kat kat daha iyi araçları var. Daha hızlı. Mac kullananlar için büyük bir nimet bence. PowerPoint'ten daha kolay bir arayüzü var. O yüzden de benim gerçekten hoşuma gidiyor. Ben de yaklaşık zaten 6 aydır falan kullanıyorum. Ve bu 6 aylık kullanımda 3-4 tane sunum falan yaptım. Yani uzun sunumlar yaptım. O yüzden de bayağı bir detayları öğrendim. Sağ olsun Ceyhun arkadaş da bayağı detayları bana gösterdi. Şimdi hemen geçelim. Keynote'da maskeleme nasıl yapılıyor? Özel maske nasıl oluşturuyorsunuz? Hemen yeni bir sayfa açalım. Keynote'da maskeleme, kendi maskenizi oluşturma olayı nasıl oluyor? Onu inceleyelim. Şunu da hemen şöyle tam ekran yapalım. Şimdi her şeyi sildik. Bembeyaz bir sayfa açtık. Böyle bir yara kaplıyor ki. Diyelim bir tane kutucuk açtınız. Benim masa üstümde şöyle imajlar var. İmajı doğrudan içine sürüklediğiniz anda içine zaten seçiliyse ekliyor. Bu maskelemeyi zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız doğrudan içine sürükleyerek, dışarıdan içeriye sürükleyerek doğrudan maskeleyebilirsiniz. Ha, şimdi kendi maskemizi yapalım. Kendi maskemizi nasıl yapıyoruz? Shape'e gidiyoruz. Yukarıdaki şu kalem işaretine tıklıyoruz. Şöyle bir hemen maske yapalım. İmaj ve video klasörümüze gidelim. Sonra oradan bir tane imajımızı bulalım. Getirelim. Sonra maskemizin içinde bunu küçültelim. Sığabileceği kadar. Tabi maskenizle oynamak isterseniz veya küçültmek isterseniz aynı şekilde küçültebiliyorsunuz. Ha, dış opasitesini şuradan azaltabiliyorsunuz. Border'ını tamamen no border verebiliyorsunuz. Ve şöyle bir tane daha yaptık. Edit mask dedik. Şu şekilde bir tane maske yaptık. Ondan sonra onu da şuraya koyduk. Diyelim maske seçili değilken imajınızı getirdiniz ve koydunuz. İmaj geldi. Ha, bu arada imajı şöyle kenarına, herhangi bir kenarına çektiğiniz zaman orantılı olarak küçülüyor. Maskenizi getirdiniz ama seçili değil, içine girmedi. İçine girmesi için ikisini seçin şöyle kenarından. Ve şurada formata gelin. İmaj Make with Selection. İmajdan Make with Selection yapın. Böylece içine sonradan sokabilirsiniz. Bu da diğer bir alternatif. İlla yani seçeyim ben. Maskem onun içinde olsun filana gerek yok. Yerden bir tanesini girdik. Tekrar bir maske yapacağız. Ama bunu biraz yuvarlakımsı bir şey yapacağız. Ama üstte birleştireceğiz. Şöyle yuvarlak gibi ya da elips gibi, tam yuvarlak gibi veya şöyle bir trip de yapabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir şey yapalım bu sefer. Maskeyi seçmeden bu arada içine imaj koyamazsınız. Hangi maskenin seçili olduğunu göremez Keynote. İçine atıyorsunuz. Bu diyelim içine gelmedi. Ondan sonra bunu zemine gönderin. İkisini seçin. Heh, imaj pardon.
Mask Selection dedik. Hemen içine oturuyor şöyle şu şekilde. Ha, maskenin içinde tabii şöyle de büyütebiliyorsunuz. Yani şöyle köşesinden büyütebildiğiniz gibi. Şu şekilde de büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen içine yuvarlağın başka bir maske koyalım. Onu da şöyle yapalım. Video mu çekiyorsun? Aynen, video çekiyorum yani bir tane. Sağ olasın. Onu da şöyle oturtalım. Şu da yuvarlak maske olsun. Orada maske çeşitleri var. İstediğiniz gibi ne yapmak istiyorsanız ona göre maske çeşitleri bunlar. Çok kolay yapabilirsiniz. Keynote çok basit bir program. Sadece basit ufak tefek trikleri bilmek gerekiyor. Bu da çok büyük bir trik değil. Hepinize iyi günler.